Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün çok değerli konuklarım var. Bir tarafımda beden eğitimi zümre başkanımız Gürsal hocamız. Diğer tarafımda da beden eğitimi öğretmeni sadece. Sadece öğretmen. Çok ezikledin onu ya. Sadece öğretmen. Sadece ezik. Bugün yaptın mı yapmadın mı etkinliği yapacağız. Arka tarafta öğrencilerimiz var. İsim? Defne. Defne ve Zeynep var. Bize çok zorlu sorular hazırlamışlar dediklerine göre. Doğru mudur? Doğru. Evet. Evet, bir önceki videomda öğrencilerimle yaptın mı yapmadın mı etkinliği yapmıştık zaten. Orada söz vermiştim. Bir de bunun öğretmen versiyonunu yapacağız ve rövanşı alacağız demişti öğrencilerimiz. Ve bugün bize çok zorlu sorular hazırladığını söylüyorlar. Çok. Evet, yaptıysak yaptık diye göstereceğiz. Yeşil, yapmadıysak kırmızıyı göstereceğiz. Ben böyle sabit tutsam hep. Evet. Hep böyle sabit tutsam olur mu? Hepsini yaptın mı? Yani ne bileyim, sorulara göre hepsi abi. Evet, bence soruları görmeden de ben. Yapmayayım peki. Evet arkadaşlar, o zaman sizdeyiz. Buyurun. Hiç okuldan kaçtınız mı? Oho. Yapmadım. Aramızdaki en temizim, en masum. Valla hiç kaçmadım. Nasıl ya? Valla hiç, hocam, hiç kaçmadım. Hocam hep yaptım tutacaktınız. Okuldan kaçmadım. Işte, hocam senle başlıyoruz. Ne zaman, ne şekilde böyle bir anlat bakayım. Yani şöyle, o kadar fazla kaçtım ki. Aynı zamanda. Zor. Okuldan kaçmayan öğrenci mi olur ya? Valla hiç kaçmadım. İlkini aldım. Kesinlikle. İlkini aşıdan kaçmıştım. Çok aşı olmaktan korkuyordum açıkçası. sınıflara geçiyorlar tabii. Önce 1A, 1B falan gelirken tabii ben 1C'di. Ben yok oluyorum bir şekilde. Şimdi ben anlatayım, en üzücüsünü anlatayım. Bir tarihçi olarak yapmamam gerekiyordu tabii ki o zaman tarihçi olmadığım için. Hayır. Şimdi arkadaşlar, son ders beden eğitimi dersimizdi. Ve hani beden eğitimi dersinin son kısmında hızlıca kıyafetimi giydim, kaçıyordum. Ama beden eğitimi dersimiz cuma günüydü. Cuma günü de İstiklal Marşı okunuyordu. Dolayısıyla İstiklal Marşı gelmeden bir 10 dakika öncesi demirlerden atlamaya çalışmıştım. Ya, ve ya, o an müdür yardımcımız demişti ki, İstiklal Marşı'ndan mı kaçıyorsun diye bana bir cümle kurmuştu. Çok çok ağrıma gitmişti. Aslında ben orada beden dersinden kaçıyordum. Ama İstiklal Marşı'ndan kaçıyormuş gibi bir izlenim oluştu. Dolayısıyla çok üzüldüm. O günden sonra tarihçi oldum. Evet, o gün karar verdim. Tarihçi olacağım dedim. Oldum. Vay be. Evet, bu okulda da kaçan çok öğrenci var. Biz onları tutuyoruz. Evet. Gençler, bu sorular size de gelecek. Az önce kameram düştü, şu an için cız ediyor. Kendi aramızda konuşuyoruz ama siz evet, soru sorarsanız. Evet, sorular devam etsin arkadaşlar. Hadi gel. Evet, hiç bir ünlüyle tanıştınız mı? Bir ünlüyle? Evet. Yani ne kadar ünlü olduğuna bağlı. Aa hocam, ben, siz ünlüsünüz. Ben, ne kadar ünlü olduğuna bağlı şimdi hani. Ben baya baya bir ünlüyle tanıştım. Kim? Kim? Evet, seninle başlıyoruz. Tarkan'la. Tamam tamam, inandım ya, tamam. Tarkan'la tanıştım. Evet, bizim bir... Küçükken bizim bir boyacı akrabamız vardı. Tarkan'ın evini boyuyordu. Biz de o zaman böyle acayip hayranıyız böyle. Gel dedik ya, dedi, Tarkan'ın evini boyuyorum. O kadar rahat söyledi ki böyle, yani şey, sıradan biriymiş gibi. Gel dedi, seni götüreyim. Ya dedim, işte kandırma beni. Yok vallahi dedi, götürdüm. Bir baktım hakikaten Tarkan. Peki Erkan Hoca atıyor diyenler alkışlasın. Alo, ispatlarım. Erkan Hoca doğru diyenler. Şöyle, bunu ispatlarım çok kolay. Fotoğrafımız da var. O gün tarihli çekilmiş, imzalı, tamam. Bende hocam, fotoğrafı da var. Hocam, ben inanıyorum size. Onu getiririm. Fatih Hoca sonra yayınlar. Ve utanır. Tamam, o zaman benim tanıştığım ünlülerden birini söyleyeyim. Ben bir gün babamın yanındaydım. Babam nüfus müdürü. Neyse, o an... İçeriye böyle bir tane hatun girdi. Kendisinden çok emin. Kaş gözlü falan böyle gözünü gözünü kırpıyor sağdan soldan. Bu kadın kim gözünü dedim. Gözünü sana mı kırpıyor? Bana yoksa değil, herkese yani. Böyle çok havalı hissediyor. Tikleri falan mı var acaba? Neyse, sonra dedim, lan bu kadın ne ya öyle falan. Sonradan beni tanıdınız mı falan dedi. Yo, tanımadık dedi. İşte yıkıldı. Sonra bozuldu tabii ki. Ben hani o şimdi asker canı neler ister şarkısını söylemiş. Tuğba ikinci dedi. Ha, o ünlü mü sayıyor? O kadın dedik, evet. Lisedeyken çok izlemişsindir. Ya lisedeyken, askerdeyken. Gel sen. Evet, benim tanıdığım oydu. Ama onun dışında da bir vardı ama
en enteresanı benim için buydu hocam. Ben yapmadım yani. Olur mu hocam, Fatih Hoca'yı tanımıyor musun? Evet. Başka yani çok gördüm ünlü ama gidip de böyle tanışmadım. Kol kola gidip fotoğraf çektirmedim. Fatih Hocam da çektirdim. En ünlü o yani şu an. Eyvallah. Bizim tanıdığımız yani ünlülerden birine sensin işte. Yani arkadaşlar daha çok utandırmayın beni. Bir de bak masaya vuruyorsunuz, kameram düşüyor sonra. Evet. Ondan olabilir. Bunun yüzünden düşüyor kameram. Evet, soru gelince alttan vuruyor. Anladım, evet. Soru değiştirin diye. Evet, kızlar, soruya geçelim. Geçelim. Gel soru. Hiç sınavda görevdeyken öğrenciye cevabı verdiniz mi? Ulan ne kadar yasın sürdük. Hocam bana verdiniz. Ne kadar usul sürdüğüm varsa yapmışım. Vermediniz. Yapmadım ya. Zeynep'e, şu anda soruyu soran Zeynep'e vermiştim, evet. İtiraf ediyorum. Öyle mi? Evet. Evet hocam. Evet, ben de okulistik sınavında, Türkiye geneli sınavında yapmıştım, evet. Utanç duyuyorum bu durumdan ama... Yok, ben hiç utanmadım. Bir tane öğrencimi çok seviyordum. Kameramı düşüreceksiniz, sakin olun. Öyle vermiştim, evet. Ben bu arada o sınavda başka bir çocuğa daha söylemiştim. O da böyle elimle gösterdim. Tamam mı? Anlamadı. Ama burada işin garip tarafı, beden eğitimi öğretmenin sorun cevabını nasıl biliyor? Şimdi gösterdim. Büyük ihtimalle o yüzden aynen, yanlış çıkıyor hocam. Bence yanlış cevabı göstermiş arkadaşlar. Çünkü hani matematik falan bilmiyorum, zor sorular yani. İzin almak için doktordan yalan rapor aldınız mı? Hayır dersin. Bir gün şunu söyleyeyim. Bir gün lisedeyken arkadaşlar, hiç unutmuyorum. Sınava çalışmamıştım. Sınava çalışmadığım için rapor almak istedim. O öğretmen aynı soruları soruyordu. Soruları alıp sınava girmek istemiştim. Onun için doktora gitmiştim ve rahatsızlığımı anlatmıştım ve bu rapor alınacak bir durum değil demişti. Ama orada çok yalvarmıştım doktora, hani ben sınavdan kalacağım yoksa bugün bunun için gelmedim demiştim ve rapor vermişti, girmemiştim. Bir şey, öğretmenken yalandan rapor aldınız mı? Yok, ona yapmadım diyorum. Tamam. Bunu almadık, evet. Öğrenciyken oluyor böyle şey. Ben üniversitedeyken almıştım. Çocuklar, şöyle söyleyeyim. Hatta ben öğretmenlik hayatımda rapor almadım diyebilirim neredeyse. Sedye ile beni derse sokuyorlardı. Bakın benim omzum çıktı, tamam mı? Bakın omzum ters döndü böyle. Biramsın yanına gittim. Derse soktular beni. Bakın böyleyken derse girdim. Yani serum bağlıyorlardı bana. Ben yine derse giriyordum yani. Hatırlıyorum, okulda ateşler içerisinde kalmış, sandalyeleri birleştirmiş boş dersimde yatıyorken hatırlıyorum. Üstüme 3-5 tane mont koymuşlardı. İşte ama yine de giriyordum dersine. İşte ajitasyon yaptım hocam. Ya. Ne ajitasyon yaptım. Alkış olalım ya. Bravo. Yani ben müdür yardımcısı olsam şu durumu bana anlatsan yürüyordum. Senin yerine 6 saat daha derse girerdim yani. Daha önce hiç Defne ve Zeynep'e gıcık olduğunuz oldu mu? Defne ve Zeynep dedikleri aldım ben. Evet. Arada. Yok, ben yapmadım hiç. Olmadı. Tabii ki olmadık. Ben. Tek kaldı yalnız. Demin kamerayı düşürdüler. sakin kameramı düşürdüler. Defne değil ama Zeynep'e gıcık olduğum an birkaç defa oldu. Onu anlatıyorum. Şimdi Zeynep enteresan bir kız. Soruları çok farklı. Düşünce tarzı çok farklı. Çok garip sorular, hani herkesin tamam dediği şeylere o hayır dediği için ve bu konuda çok ısrar ettiği için bazen gıcık olduğum anlar oldu. Bu kırmızı mesela diyoruz. Hocam bu bana göre mavi diyor mesela, anlıyor musun? Ve bunda ısrar ediyor. O yüzden. Hayır, yoksa, mavi değil de siyah der çünkü yoksa siyah insan, yazıları var. İnsan, o zaman sana da gıcık oluyorum. Tamam, devam edelim. Ben olmadım. Hiç uyurken yataktan düştünüz mü? Düşmedim ama ona benzer bir şey oldu, anlatacağım. Ben düştüm. Evet, dinliyoruz hocam, senden başlayalım. Ya şöyle, bir zamanlar böyle abim evde değişik rüyalar görüyormuş. O bunu anlatınca ben de değişik rüyalar görmeye başladım. Değişik rüyalardan kastım böyle hani karabasan dedikleri şey var ya böyle. O zamanlarda da babam bana çok kahve yaptırdı. Kahve yapmayı yeni öğrendim. Mutfaktayım rüyamda. Yine kahve yapıyorum. Rüyamda bile. 5-6 kez oldu bu. 7.sinde uyandığımda şeydeyim böyle. Yatak dümdüz. Belki lise gelmiş. Orada uç bir nokta buluşup sırtım oraya da yorum böyle.
Yani o bıçak şeymiş. Düştü mü peki? Düşmedi. Yani. Teşekkürler. 5 dakika bize hayatımızdan 5 dakika çaldığın için teşekkür ederiz hocam. Düşer gibiydi. Düşüyormuş gibi hissettim. Hiç bitmedi. Hiç bitmeyecek zannettim bir de sonunda düşmedi bile. Evet maalesef ben düştüm. Şaka. Ranzadan düştüm hatta. Çarpıldığım gibi hissettim kendimi. Düştüğümde çünkü düştüğünü anlamadın. Anlamıyorsun bir süre. Böyle aptallaşıyorsun. Ama düştüm. Evet. Ben de küçükken düşmüştüm. Altta üstü ranzamız vardı. Üste yatıyordum. Üstten aşağıya düştüm. Sonra sabah abim kalktığında üstüme basaraktan devam etmiş. Orada yatmaya devam etmişim. Sabah kalktığımızda fark ettik yani düştüğümüzü. O kadar rahat ve güzel düşmüşüz. Düştüğümde yani baya baya ağladım. Korktum yani. Çünkü çarpınca rüya falan mı gördün hocam? Nasıl düştün? Ya rüya. Evet. Valla ben dönerken düşmüşüm. Boşluktu böyle. Dönerken düşmüşüm aşağıya. Öğrencinin kalemini çok beğenip bir vermediğiniz oldu mu? Erkan hocam yapmıştır onu ya. Ben yaptım. Ben yapmadım. Ben yaptım. Kimin kalemiydi hatta? Bu okuldan birinin kalemiydi. Çok beğenmiştim kalemi. Bir şey yazıyordum. Aldım geri vermedim. Israr etti ama hatırlamıyorum. Kalem kimin olduğunu hatırlamıyorum ama yaptım. Hem de yakın zamanda yaptım yani. Evet şöyle olmuştur yani. Kalemi bende kalmıştır, unutulmuştur. Yo şekilde... ertesi gün sordu bana hocam kalemin nerede? Bana kalem mi verdin dedim. Yok kaçırdı yapmadım. Kalemi ben hep veren taraf olurum, alan taraf olurum. Ama şu anda nerede bilmiyorum gerçekten kalemim. Online dersleri keyfinizden geç açtığınız oldu mu? Yeni salacağım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hayır, başlıyoruz. Çok oldu yani. Oluyorsa tabii ki, niye olmasın yani. Şimdi en son öğrenci gezeceğine ben daha geç gireyim diye bir iki dakika geç. Yani. Teknik aksaklıktan vallahi dolayı derse giremedim. Genelde de şey, evet hep hani Zoom'da bir problem var diyor. Nöbetçi ama hocam de şöyle, nöbetçiyim diyorum. Ben ama gerçekten nöbetçi oluyorum. Bendekinde olmuyor çünkü ilkokulda şöyle bir durum var. Bir dakika geç kal telefonun çalıyor, veli arıyor. Ha. Hocam, evet. Çocuklar derste sizi bekliyor diye. Hani bir şey diyemiyorsun ona, açıyorum açıyorum falan deyip tık diye açıyorsun. Ya yani. Bir de bizim ortaokullar hep geç geldiği için zaten ortak giriyoruz. Yani onlar da bir dakika geç geliyor beraber. Ama şöyle söyleyeyim, Fatih Hoca hiç derslerine geç kalmaz. Hiç, hiç girmez çünkü derslere. Şimdi söyleyeyim, yüz yüze de 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hep dersten önce girerim, tahtayı hazırlarım. Normal online'da da bir dakika erken açarım. Yalan mı kes var mı? Bir dakika erken alkışlıyoruz Fatih Hoca'yı, alkışlıyoruz. Sizce bu Fatih Hoca'nın söylediğine inandınız mı? Hatta 3 dakika erken açardım hep. Senenin başında bir dakika erken gelmemizi istiyor. Terapiste hazırlayın kitaplarınızı. Fatih Hoca senenin başında ben dersi 3 dakika erken açıyorum, siz gelin bekleyin diyordu. 3 dakika önceden olurum, 3 dakika kitapları hazırlayın. Cefakir Hoca ya, dersi şey. Ama sonra bir baktım ki 3 dakika sadece kendi kendime beklediğimi görünce vay be. Sonra vazgeçtim. Şeyden olabilir mi o? Hani Zoom belli bir sürede kapanıyor ya, erken açıp erken... Evet, yüz yüze derslerde de 5 dakika erken giderim, tahtayı hazırlarım. Ben otururum ucuna, zil çalınca başlarım. Evet. Yüz yüze derslerde önemli ama. Yüz yüze derslerde gerçekten hani önce gitsin bir sonra gidelim diye bekliyoruz biraz da ve saatinde gidiyoruz ama Zoom'da Zoom yani. Öğretmenler odasında bir öğrencinin dedikodusunu yaptın mı? Oo, onu böyle işaret. Zaten sadece onu yapıyoruz ki. Yani o öğretmenler odasında ne konuşuluyor? Ben hocam, dahil oldum. Hocam, ne desem şöyle tabii. En çok kimin dedikodusunu yaptınız? En çok sizin sınıftan mı? Evet, sınıftan, okuldan ya da yedilerden. Yok, isim vermeyelim. İsim vermeyelim. Ama şunu söyleyeyim, hocam, her sınıfın, hepinizin, hepinizin tamamınızın. Bir şeyi geçti. Hepinizin. Değil mi? Yani o oluyor, hepinizin oluyor. Fiili bol, olarak herkese. Bol konuşuyoruz sizi. Çünkü cansınız. Dersi yani, geldi yani. Dersi erken geldi. Biz sizi çok konuşuyoruz. Öyle mi? O zaman hocam bunlara da sorular. Bunlara da tabii. Bir gün onları duyalım, biz soralım. Bir gün öyle. Bunlara da sorular sorarız. Buyurun. Birine gizli numaradan arayıp şaka yaptınız mı? Evet, gizli numara. Çok. Çok. Eskiden sırf bunun için indirdiğim video hazır ses kayıtları var. Hatta bir tanesi... şöyle kabaca hapisten yeni çıktım, benim kız arkadaşımı aramışsın diye konuşan, böyle otomatik konuşan bir adam var. Bununla bir tane öğretmen arkadaşımı korkutmuştum. Yani korkudan ölmüştü diyebilirim yani. Fatih Hoca korkutma konusunda çok iyidir de. Şakaları çok sever. Çok sever. Derste birden bağırıyordu, ben korkuyordum. Korkutmuştum. Okul kurucumuzu bile korkutmuştu. Öğrenci geliyor. Gerçekçi bir korkuydu mu? Fatih Bey'i korkutmuştu var ya. Öğrenci şey, Erkan Hoca geliyor zannettim. Telefonu açtım, kamerayla böylece bir bağırdım. Okul kurucusu çıktı karşıma.
Maalesef. Devam edelim. Öğrenciyken sorulara cevap anahtarından baktınız mı? Öğrenciyken sonra cevap anahtarı. Cevap anahtarını çok göremedik ya. Böyle sınava girdim ben. Hocam nasıl yapmanız? Ben bak, de çok yaparken ödevleri en azından. Ha ödevlere baktım canım. Ona baktım ama sınav sırasında falan. Şöyle söyleyeyim. Başka şeye bakmadım. Bakın hatta bir taktik geliştirmiştim. Arkadaşlar dershanede birinci olmuştum birkaç defa. Onun sebebi böyle bir kopya çekmemdi. Sınavım bitti diye kağıdımı veriyordum. Bak optiğimi veriyordum. Sınavımı bitirdiğin zaman çıkışta cevap anahtarını veriyorlar okul çıkışında. Okul çıkışında cevap anahtarını alıyordum. Aa montumu unuttum diyordum. Tamam mı? Sonra yukarı çıkıyordum. Her gün montumu düzeltiyordum. Sonra birinci oluyordum dershanede. Sonra birinci olduğum için öğretmen bana çikolata bir şeyler alıyordu. Bu. İşte tarih kimlerin elinde arkadaşlar? Biz de abi o zaman küçük çocuksun ya. Lisede görev şey veriyordu bize. Evet. Yani çok severdi bizi. Cevap anahtarı verdi oluyordu böyle. Soruları önceden hocalar bırakıyormuş oraya. O da bunu çekiyordu. Bir tanesi bizdeydi. Bu çok iyi. Biz de onu akşam çözüyorduk. Bana sonra bir kere şey olmuş yani. Hocam. Dershane deneme sınavı yapmışlardı. Soruları böyle koymuşlar üst üste. Gözetmen hoca böyle en üstten. Başladı böyle karışık dağıtmaya. Bana gelen şey cevap anahtarıydı. Kitapçık var ya, gerçek ben de saf gibi. Hocam bana cevap anahtarı kitapçığı geldi deyip geri kitapçığı verdi. Tamam, inandım ya tamam. Şunu da yaptık. Az masum olduğun zamanlar. Değil mi? Az masum olduğun zamanlar. Şunu da yaptık arkadaşlar. Benim bir arkadaşım, en yakın arkadaşım bir okulda yaşıyor. Aynı zamanda evleri de okulun içerisinde. Onun sayesinde okula girebiliyordum. Okuduğum okula hem de. Haliyle akşam saatlerinde bütün okul boşalınca öğretmenlerin dolaplarını karıştırıp yazılı soruları buldum. Seni çok oldu. Seni tutuklamaya gelirler. İki soru da olsa eski dershaneden seni tutuklamaya gelirler. Hangi yollardan geçmişsin? Abi o zaman ortaokuldaydım yani. Tabii siz bunları yapmamanız için biz şey yapıyoruz, söylüyoruz bunları çocuklar. Hiç metroda yer vermemek için uyuma numarası yaptınız mı? Metro, otobüs, metrobüs. Hepsinde uyuma numarası yaptım. Hatta 4 durak bile geçti. Yatacak yeri yok ya. Ben bazen gerçekten uyuyorum ama. Yok ben yani böyle yani, kafam gerçekten gidiyor. Ama hocam yok, artık taktiğini bulmuşlar. Mesela uyuma numarası yapıyorsun yani böyle yapıyor. Evladım kalk ben yaşlıyım. Yani senin numara yaptığını anlıyor. Ama seni kaldırıyor ya. Yani. Şunu söyleyeyim. Hep yer veririm. Ama vallahi, ben de yer veririm de. Bazen artık İnanılmaz yorgun, bitkin, böyle takatim kalmadığı dönemler oluyor. Mesela halı saha maçından sonra bir kere dönerken inanılmaz yorgundum ve yani herhalde bacağı kopmuş birine bile yer veremeyecek durumdaydım gibi, neredeyse abartıyorum. O gün uyuma numarası yapmıştım ama onun dışında zaten veriyorum. Yani. Ben de yani ayakta durmakta zorlanacak herkese yapıyorum çünkü hani hocam, biz de o zamanlara geleceğiz falan diyerek. Onu veriyorum ama ailemiz yani de var diyerek. Orta yaşın üstü yapıyoruz. Böyle hani gelip bir de başında duruyorlar ya yer veresin diye. Öyle iyice gözlerimi kapatasın. Bir de özellikle ya yapmadığım zamanlar oluyor. Yani insanlar durmaya da alışması lazım. Hani biraz daha böyle hareket direnmesi lazım. Gerçekten onu düşünerek de vermiyorum bazılarına. Şöyle oluyor mu? Bazen de böyle yer veriyoruz, tamam mı? Böyle gururlandım, verdim diyorsun mesela. Yer, teşekkür bekliyorsun ama böyle hiçbir şey söylemiyorsunuz. O zaman kalk lan diyesin geliyor. Mesela vermiyorum, vazgeçtim diyesin geliyor. Evet. Öyle insan, ve şöyle yapalım. Son soru olsun. Öyle bir soru seçin ki bizi çok zorlayacak bir soru olsun. Soruyor. Ve bugünü kapatalım arkadaşlar. O zaman hemen reklam alalım. Bulmaca sayfasındaki ünlülerin resimlerine bıyık çizdiniz mi? Neyi? Bulmaca sayfasındaki ünlülerin resimlerine bıyık çizdiniz. Milli geleneklerimizden birisidir. Aa, o bıyık çizdik canım tabii. Bütün sorularda da böyle ki mesela derste soru çözüyorsunuz. Ben siz çözerken hemen bir tane bıyık yapıyorum. Ben Joker'e benzetmeye çalışıyorum. Batman'in o şeylerini yapıyorum. Kulaklarını yok, falan yapıyorum böyle. Evet. Keçi sakalı falan. Ben çöp adam yaptığım için. Arkadaşlar. Çöp adam yapıyorum. Şöyle bir itirafta bulunayım. Bizi çok zorlayacağınızı düşündüm. Ama bizi çok zorlamadınız. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Gürsel hocam, katılım sağladığınız için, Erkan hocam size katılım teşekkür sağladığınız ediyoruz. İçin ayrıca teşekkür ediyorum. Gürsel hocamın bir kanalı var. Neydi? Ya askıya sporsal aldım şu an. Sporsal durumlar. Sporsal durumlar. Abone olabilirsiniz tabii ki ama şu an pek video yok. İlerleyen zamanlarda olacak. Alta link koyacağım. Erkan hocamın da var. 20 tane var, abonesi. 20 tane abonem var. Evet. Bence bu kızları da abone olayım. Erkan Bayar adım soyadımı yazdığında çıkıyor. Bence bu kızları biz zorlayalım. Onlar evet, biz zorlamadı. Biz kızlar zorlayalım. Size de teşekkür ediyoruz. Zeynep ve Nisan Kaşgar. Nisan. Hadi gelin. Evet. Gelin bakalım. Ya da durun orada, ben sizi böyle göstereyim. Ya da evet. Evet, bunlar da bu canlı soruları hazırlayanlar.
Bunlar bütün şeytani soruları. Sorular da bunlar burada. Sormuşlardı. Sorular da burada. Evet arkadaşlar, böylece bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocalarım buyurun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.